Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çikolata severlerin bayılacağı harika, çok da kolay olan bir cheesecake tarifim var. Üstelik pişmeyecek, fırına girmeyecek. Alt tabanını hazırlamakla başlayalım. Böyle 2 paket kadar bisküvim var. Kremalı bisküvilerden tercih ettim. İstediğiniz kremalı bisküvi tercih edebilirsiniz. Bu etinegrolar da olabilir. Daha darktır onlar. Çikolatası daha yoğundur. İsterseniz onlardan da kullanabilirsiniz. Oreo'ya da yapabilirsiniz. Bakın içine erittiğim 45 gram kadar 3 yemek kaşığı tereyağını da ilave ettim. Tekrar rondodan geçiriyorum. Islak kum halini aldıktan sonra artık kalıbımın içine bunu yayabilirim. 18-20-22 santim biraz ince olacaktır. Ben 18 santim kullandım ama 20 santim de kullanabilirsiniz. Kelepçeli ya da bu şekilde ayarlanabilir daire kek kalıplarını tercih ederseniz işiniz daha da kolaylaşacaktır. Kenarlarına bir böyle aydınger kağıdı gibi bir ince bir rulo pasta şeritlerinden sardım. Bu şekilde çok daha kolay çıkacaktır. Elinizde yoksa kelepçeli kek kalıbına da dayayabilirsiniz. Sorun olacağını zannetmiyorum. Bardağın tersiyle, bardağın tabanıyla güzelce oturtuyorum. İyice sıkıştırıyorum bisküvili tabanımı. Daha sonra bunu buzdolabına koyacağım. Yarım saat kadar dinlenecek, sertleşecek, birbiriyle tam bir bütün oluşturacak. Cheesecake için öncelikle çikolatayı eritmem lazım. Ben manavusu eriteceğim, buharın üzerinde eriteceğim. Sizler dilerseniz mikrodalgada da eritebilirsiniz. 230 gram kadar bitter çikolata kullandım. Ben kuvertür kullandım ama marketlerde satılan bitter çikolataları da kullanabilirsiniz. A101'lerden, BİM'lerden aldığım böyle daha uygun fiyatta çikolataları kullanıyorum genelde. Bu tarz tariflerin içine. Bu da benim Hakmar'dan aldığım bir çikolata markasıydı. Kuvertür şeklinde 200 gramlık satılıyor. Beyazı, beyaz çikolatası, bitteri, hatta sütlüsü de var. Oradan da temin edebilirsiniz. Buharın üzerine aldım. O erirken ben bir taraftan labneli karışımımı oluşturacağım. 400 gram kadar labne kullanacağım. Şimdi labne de göstereceğim. Ben Torku marka kullandım. Pınar'ınki de çok iyi oluyor. Genelde böyle markaları ne kullandığımı vermeye çalışıyorum. Çünkü bunlar çok önemli. Lezzetinde, kıvamında çok etken oluyorlar. Şimdi dibinde böyle su olur labnenin. İşte o suyu mutlaka dökmeyin içine. Onu bir ayırın derim. İçine bir su bardağı kadar pudra şekeri ilave ettim. Ama bence yani çikolatanın da tatlısıyla karışınca biraz böyle tatlı gibi oldu. Yarım su bardağı da ekleyebilirsiniz. Eğer böyle birazcık daha çikolatayı baskın seviyorsanız. Ben orijinal tarife sadık kaldım. Bir su bardağı ekledim ama dilerseniz azaltabilirsiniz. Pudra şekeriyle labneyi başlıyorum mikserle karıştırmaya. Şöyle biraz kabarttıktan sonra içine erittiğim çikolatayı dökeceğim. Erittiğim çikolatayı dökerken böyle hemen katılaşmaya ve yoğunlaşmaya başlayacak. Çünkü labnem soğuk buzdolabından çıkmıştı. Sıcak olan çikolatayla karışınca ılık bir kıvama gelecek. Her ikisi de tam da istediğim kıvam, aslında bu ılık bir kıvam. Çünkü kaba yaydığımız zaman içine çok fazla hava boşluğu oluşsun istemiyorum. Köpük köpük bir kıvam elde ettim. Şimdi onu kenara alacağım. 135 gram kadar buzlukta kabı ile birlikte dinlendirdiğim, şöyle bir 10-15 dakika boyunca dinlendirdiğim kremam var. Mikser uçlarınla birlikte bile dinlendirebilirsiniz. Çok daha güzel kabaracaktır soğuk olunca. 135 gram içine koyacağım. 115 gram da üstündeki ganaja koyacağım. Böylece bu küçük paketlerden bir paket krema bütün pasta için yeterli gelecektir. Malzemeyi hem buraya hem de açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da temin edebilirsiniz. Infox kısmında aşağıya tıkladığınız zaman göreceksiniz. Bakın bu şekilde kabarttıktan sonra artık mikseri işin içinden çıkartıyorum. Spatula yardımıyla cheesecake karışımı, bu kremayı böyle havalandıra havalandıra karıştıracağım. Söndürmeyeceğim bu havalı kısmını. İşte bu tam da istediğimiz kıvam. Biraz da böyle beklerken çok güzel dinlenecek. Şimdi bunu bisküvili tabanımın üzerine güzelce sıkıştırıyorum. Sıkıştırarak döküyorum ve üzerine düzlüyorum. Dolaba göndereceğim ve ganajını hazırlayacağım.
80-85 gram kadar bir çikolata erittim. Yine bitter çikolata erittim. Sütlü de eritebilirsiniz. İçine kalan kremayı, yani 115 gram kadar krema kalmıştı. Küçük paket kullanıyorum. Tekrar söylüyorum. İçine ekliyorum. Soğuk kremayı ekledim. Sıcak çikolatanın üzerine. Böylece ılıdı hemen. Ve hızlıca karıştırıyorum. Temperliyorum ki çikolata kesilmesin diye. Daha sonra üzerine cheesecake'imin üzerine bu ganajı döküyorum. Şöyle önce kenarlarına doğru biraz şöyle götüreceğim. Sonra da sallayacağım ki üzeri düzgün olsun. Sallarsanız her tarafına böyle eşit yayılacak ve çikolatanın üzeri parlak kalacaktır. Yaklaşık 4 saat kadar dinlenen cheesecake'im artık hazır. Şimdi kelepçeli kek kalıbından ayıracağım. Etrafındaki o saydam kağıttan da ayıracağım. Şöyle üzerini çilekle süsleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu çikolata gibi pastalarda çilekler, frambuazlar fresh bir tat veriyor. Çok böyle harika çikolatayla uyum sağlayan bir meyveler. Ayrıca size fikir olması amaçlı böyle bir beyaz çikolata parçaları, rulolar oluşturacağım. Böyle saydam etrafına sardığım, pastanın etrafına sardığım bu şeffaf naylon parçaları var. Yani bunlar pastacı rulosu olarak satılıyor. Pasta malzemesi satan yerlerde satılıyor genelde. Bu şekilde önce beyaz çikolatayı döktüm. Biraz böyle soğudu, o tezgahta soğurken arasına çizgiler attım. Şimdi üzerine sütlü çikolatayı tekrar seriyorum ve birbirine böyle çok hafif olacak şekilde karıştırıyorum. Bir ucundan başlayıp rulo yapıp buzluğa atıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika sonra çıkartıp yavaş yavaş açacağım. Böyle birbirine çok güzel ince ince yapraklar şeklinde çikolata parçaları oluşturacağım. Bunları da pastamın üzerine serpiştireceğim. Şahane cheesecake'im artık hazır. Pişirmedim, uzun uzun bekletmedim. 4 saat, 5 saat gibi bir sürede dinlenmesiyle birlikte hazırladım. Geceden hazırlayıp ertesi güne servis etmek için çok muhteşem bir tarif bence. Şöyle yanına da latte mi hazırladım. Şimdi bir bıçakla keseceğim. Hem kıvam göstereceğim, hem çatal alacağım. Şöyle köpük köpük kıvamını göstereceğim. Çikolataya, meyveye doyacağınız lezzetli mi lezzetli harika bir cheesecake tarifiydi. Yiyen herkesten tam not aldı. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.